Şimdi bizden istenen sadece kalan olsaydı bölme işlemi yapmadan da bulabilirdik ama sadece kalanı istemiyor, bölümü de istiyor. Bu nedenle bölme işlemini uzun uzun yapmalıyız. Şöyle yan tarafta yapıyorum ben. X küp eksi 2 x kare artı x artı 3 polinomu x eksi 1 polinomu ile bölünecek. Şöyle yapıyorum. Şimdi ana terimleri dikkate alacağız. Bölünen polinomun ana terimi x küp, bölen polinomun ana terimi de x. Sadece bu ikisine bakıyoruz. Hangi sayıyla çarpacağımıza karar verirken. X kare ile çarpmalıyız ki x kare ile x'i çarparsak x küp olsun. Şuraya x kare gelmedi. X kare çarpı eksi 1 tabii şununla da çarpacağız. Eksi x kare olur. Sonra işaretleri değiştiriyorum. Burası artıydı. Eksiye dönüşecek. Bu eksiydi. Artıya dönüşecek. Topluyorum ikisini. X küpler gitti. Şunlar eksi 2 x kare artı x kare. Eksi x kare artı x artı 3. Şimdi x'e ve eksi x kareye bakalım. Şuraya eksi x getirmeliyim. Buraya eksi x getirmeliyim. Eksi x'e x'i çarpıyorum. Eksi x kare. Eksi x de eksi 1'i çarpıyorum. Artı x. Çizgiyi çektim. İşaretlerini değiştireceğiz. Bu eksiydi. Artıya dönüştürüyorum. Artıydı. Eksiye dönüştürüyorum. Toplarsak bunlar gitti. Eksi x kare artı x kare. Artı x eksi x. Bunlar da gitti. 3 kaldı. Kalanı indiriyorum. Şimdi bölmeyi devam ettiremeyiz. Bölen polinomun derecesi 1. Şu polinomun derecesi de 0. İçinde hiç x bulunmuyor. Artık bölemeyiz. Buna göre bizim ifademizle karşılaştırırsak D sayımız 3 oldu. D sayısı 3. Şu kısımla yani x kare eksi x ile ax kare artı bx artı c birbirine eşit. Bu ikisi aynı ifade. Şunlar da birbirinin aynısıydı. Şöyle gösteriyorum. Kalanımız 3. D'yi 3 bulduk buradan. Sonra şunu siliyorum. Üstünden geçti. Şimdi A sayısı 1 olmalı. X karenin katsayısı 1. A sayısı 1. Sonra B sayısı eksi 1. C sayısına bakarsak burada sabit yok. C sayısı da 0 olmalı. Bizden istenen bunların hepsini toplamamız. Yani şu isteniyor. A artı B artı C artı D isteniyor. A sayısı 1, B sayısı eksi 1, C sayısı 0, D sayısı 3. Şunlar gidecek. Toplamları 3. Cevabımız 3 olur.